Kendi kendini bitirdiğin için teşekkür ederim Mahmut kardeş. Yoksa ben seni başka türlü silemezdim. Ne demişler? Şerefsiz dostun olacağına şerefli düşmanın olsun diye. Bu Mahmut da bizim yanımızdaydı arkadaşlar. Dost gibi görünen kalleşlerdendi. Ama onun da sonu belli oldu. Sadece ölüler görür. Şeytanla pazarlığı iyi yapmışsın. Ama sen beni hiç tanımamışsın Mahmut kardeş. Allah rahmet eylesin. Duamızı da ettik. Yavaştan aracımıza doğru geçelim. Hakan planımız ne şimdi? Abi bizim bir kiracı meselesi vardı. Ne yapacağız ona? Oraya gidiyoruz şimdi. Hallet. Etmemiz gereken önemli işler var. Tamamdır Hakan. Ben şöyle bir ceketimi de giyeyim de. Bir gün beni boynu eğik görürseniz bilin ki kamera düştü. Ceketimizi de giydik. Bir gün beni boynu eğik görürseniz bilin ki yere düşen birini kaldırmak için eğilmişimdir. Haydi bismillah marşımızı da yapalım. İnsanlar böyledir işte kardeş. Kimi dost seçeceğini çok iyi bileceksin. Dostum dediğin adam arkandan senin bıçaklayabiliyor. Kalleş olabiliyor. Herkes menfaatleri için bir şeyler yapıyor. Onun için her zaman söylediğimiz söz bizim şerefsiz dostumuz olacağına şerefli düşmanımız olsun. Karakter çok önemli bir şey. Şimdi gidiyoruz arkadaşlar. Hesabını göreceğimiz daha birisi var. Bizim bildiğin üzere bir kiralama şirketimiz vardı. Oradan arabalar falan kiralıyorduk. Adamın birine yeni araba verdik ve sıkıntı yaşadık. Gidelim de onun da bir hesabını görelim. Hakan adresi biliyor musun oğlum? Şehir merkezinde kalıyor. Tamamdır Hakan. Şimdi şehir merkezine doğru gidiyoruz arkadaşlar. Adamın da bir hesabını görelim. Yani bizde garibana yoksula bir şey yok. Bizde kul hakkı yiyene, şerefsizlik yapana hesabını sorarız. İcabında bizim de bir raconumuz var abi. Arkadaşlar selamlar, hoş geldiniz. Bugün yine bir mafya dizisi roleplay'li güzel bir videomuz olacak. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı, yorumlarda görüş ve düşüncelerinizi belirtmeyi unutmayın. Yapıştırdık gidiyoruz. Bizim şöyle altımızda güzelce bir range'imiz var abi. Bizimkiler de beni geçsin. Bak görüyor musun? Maşallah be. Şöyle birazcık da basalım arkadaşlar. Biz de güzel bir makaslarımızı falan atalım. Hakkını verelim kardeşim. Lan ne yap? Arkadaşlar düşmana gerek yok, bunları alın ya. Bunlar nasıl koruma ya? Bunlar bize zarar veriyor. İşte düşmanı uzakta aramayacaksın. Her zaman yakında kardeşim. Az kaldı efendim. Tamamdır arkadaşlar, gidelim şunun da bir hesabını. Pu Allah kahretmesin pu. Pu alın bu gerizekalıları buradan ya. Ya bizim düşmana ihtiyacımız yok ki arkadaşlar. Bak görüyor musun? Mahvetti ortalığı. 5 araba yola çıktık, 2 araba kaldı ya. Sinir stres. Ondan sonra diyorlar ki niye sinir stres abi adamsın? Biz bunlarla bir tane bir yeri basmaya gitsek bunlar bizi rezil eder ya. Düşünsene bir şirketi basmaya gidiyorsun abi. Birisi havadan uçarak geliyor. Birisi takla atıyor. Neyse arkadaşlar ben sakinim. Bizim bir raconumuz var kardeşim. Bizim bir şeklimiz var. Şeklimizi korumaya çalışıyoruz. Hiçbir sıkıntı yok yani. Racon bitmiştir arkadaşlar. Biraz önce kim betta ettiyse sağlam Müslüman. Öldük. Öbür dünyaya gittik ama bizi öldürmeye nereden bir güç verir diyerekten yapıştırdık gidiyoruz. Ankara'ya geldik bu arada. Şimdi o Ankara'daki o kiralamacı meselesini bir çözeceğiz. Adamlar yanlış kişiyle top oynuyor da haberleri yok kardeşim, haberleri. Öndeki de basmıyor. Ben şunu şöyle bir geçeyim arkadaşlar. Sal beni koruma. Az kaldı arkadaşlar. İleride sağda bir yerlerde olması lazım mekan. Adamın pavyonu mu ne varmış arkadaşlar? Pavyonunu basacağız şimdi. Böyle bir yavaşlayalım şurada. Buralarda olması gerekiyor. Bakayım. Bakayım. Evet bizim koruma da geldi zaten. Şöyle bir afilli mafilli girelim de havamız olsun. Allah! Böyle hava mı olur? Böyle artistik mi olur? Sana ne oluyor ya? Zıp zıp gibi. Selamünaleyküm birader. Aleykümselam kardeş. Hayrola yani, geldiniz kaç araba buraya? Mal gibi de geldiniz zaten. Hayrola. Kardeş sen bizim kim olduğumuzu biliyor musun? Kimsiniz kardeş? Sen benim kim olduğumu biliyor musun? Ben kimsin lan? Lan beni bu alemde herkes tanır. Hayırdır aslan? Geliyorsunuz kaç araba buraya benim mekanıma? Lan geçen hafta araba vermedik diye ağlıyordun. Ne oldu lan şimdi, adam mı oldun? Araba mühim değil. Benim sorunum sizin buraya gelişinizle. Ne oldu paşam? Yediremedin mi? Kardeş yedirememe mevzusu yok yani. Arkaya alır size çatır çutur yediririz. Beni delirtme burada. Hadi geçelim bir arkaya. Hadi gel bakayım bir arkaya. Hadi gel geçsene kardeş, arkaya. Gel. Kimin mekanında kime şekil yapıyorsun? Hakan. Evet. Adamın alın bakalım şimdi arabanın arkasına. Sen kimi alıyorsun lan? Alın adam, alın arkaya. Kimi al? Bırak lan beni. Allah Allah. Bırak lan beni. Yere git. Kimi alıyorsun? Yine bak. Mekan basıyormuşuz. Sizi pişman edeceğim lan. Allah'sın belanızı versin. Seni pişmaniye gibi yerim. Kimsin lan sen? Lan dua edin lan, benim adamlarım burada değil. Sizi pişman edeceğim lan. Adamlarını da al git lan. Alın lan arabanın arkasına. Siz kimi alıyorsun? Çek lan elini üstünden. Çek. Adama ne diyorsun lan? Hepinizi doğratacağım lan. Hepinizi doğratacağım. Ne doğruyorsun? Tavuk mu doğruyorsun birader? Lan var ya. Var ya, siz bittiniz. Bunu yanınıza bırakmayacağım lan. Nasıl bırakmayacaksın oğlum? Nasıl? Kimsin lan sen? Senin ellerimle buraya kazıyacağım. Sen kimsin? Ne kazıyorsun birader? Tarla mı kazıyorsun lan? Sen kimsin lan? Bana ismini söyle. Kimsin lan sen? Oğlum
Beni bilenler bilir, bilmeyenler de öğrenir aslanım. Beni de öğreneceksin o zaman. Aslan parçası. Kimin mekanında kimi indiriyorsun sen? Lan he? Başların mekanında da şuraya iki kulübe açmışsınız köpek kulübesi gibi. Ne mekanından bahsediyor lan? Sen hayatı sevmeyen bir arkadaşa benziyorsun. Doğru mu? Biz bu hayatı şans eseri yaşıyoruz aslanım. Senden nereden mi geliyor lan? Sevdiksi. Adın ne lan senin? Aslanım, sen beni bilmiyorsun galiba. Adın ne lan? Mezar taşını yaptıracağım. Adın ne? Söyle. Adın ne? Sadece ölüler görür, ölüler bilir. Sen de yakında öğreneceksin. Senin ben bir toprağını kazdırayım da senin baktığın başına gelsin. Bizi pişman edeceğim. Burası Ankara lan. Oğlum Ankara değil, Danimarka. Danimarka değil. Lan? Washington olsa ne yazar lan? Kimsin sen? Ne öyle ağlayıp sürülüyordun? Benim değil de sana ne olacağı önemli aslanım. He tamam. Ben sana göstereceğim ben sana. Bunun dili pek fazla uzamış. Ne oldu sabah kahvaltıda yürek mi yedin lan? Tavuğun yüreğini mi yedirdiler sana? Kardeş fırtına da ağaçlar nasıl çatırlar? Lan şunun ağzını. Bantlayın lan şunun ağzını. Geveze seni. Ha öyle vurursun. Sus lan. Sus. Vurun lan şunun kafasına bir tane bayırsın lan. Vurun lan şunun kafasına. Yani vur. Bir laf daha edecek olursan hiç tereddüt etmem kafanı. Oğlum vurun lan şunun kafasına bir tane bayırsın. Hala konuşturuyorsunuz siz de ya. Oğlum vursana da şunun başına bak. Ben vuracağım şimdi size ha. Allah Allah hala konuşturuyorsunuz şöyle gerizekalılar ya. Adama bak. Daha dün bebeydi. Ağzına biberonunu biz veriyorduk. Şimdi kimin mekanı? Köpek kulübesi yapmışlar mekandan bahsediyorlar. Benim de zoruma giden bu zaten. Bir tane aslanı çakala boğdurmaya çalışıyorlar. Ben bunun arkasındakileri biliyorum. Hepsinle hesaplaşacağım hepsinle. Her gün biriniz bir gün hepiniz oğlum. Bunu aklınıza iyi kazıyın. Beni yine sinirlendirdiler ya. Her gün bunun gibi bir düşman lazım ki aileme ibret olsun. Her gün bir tanesi, bir gün bir tanesi. Allah kahretmesin ya. Böyle mafya olmaz olsun ya. İştaycım geç, senin bu suçun yok. Eyvallah. Biz de arkadaşlar böyle yani, suç olmayan bir problem yok. Arkadaki adamı da bayılttık. Yani birazcık uyusun, ben onu uyandıracağım. Adama bak ya. Lan bizi ters şeride sokmuşsunuz. Allah kahretmesin ya. Ha biz nereden bulduk böyle korumalar arkadaşlar ya? Bizim köy evine yazlığa da geldik arkadaşlar. Şu arkadaki adamın da bir hesabını soralım. Ondan sonra bakalım ne olacak. Bir de benim sözümle racon kesiyor ya. Diyor fırtınada ağaçlar nasıl çatırdar bilir misin? Kardeş biz fırtınada hani evde camdan gök gürülderken korkarken bakarken biz fırtınada paket alıyorduk paket. Şimdi bu gerizekalı paketinde ne olduğunu bilmez. Efendim bakalım. Umarım ki Tanrı ona merhametliler. Ben olsam ona merhamet dilemezdim. Son hareketiyle ben onu paketlemeyecektim. O yanlış yaptı. O kendisi kaybetti. Bu arada bizim yazlıkta mezarlığın oralarda arkadaşlar. Hani bu işlerle çok uğraştığımız için buraya güzel bir kendi cebimden mezarlık yaptırdım. Ki düşmanlarım bana yakın olsun. Dostum düşmanım zaten yakın. Bazen dost görünen düşmanlarım da varmış. Onu da öğrenmiş olduk. Bizim yazlığa da geldik zaten. Şu adamı bir paketleyelim. Bunun bir derdi neymiş? Kime güveniyormuş? Abileri neymiş? Bunu bir öğrenelim. Hani tasmasını kim tutuyormuş? Onu bir öğrenelim. Evet arkadaşlar, güzel bir mafya roleplay'in daha sonuna geldik. Böyle güzel eğlenceli oldu yapabildiğimiz kadar. Umarım beğenmişsinizdir. Yorumlarda görüş ve düşüncelerinizi kesinlikle belirtmeyi unutmayın. Kendinize çok çok iyi bakın dostlarım. Kimseye de güvenmeyin arkadaşlar. Bu hayatta... Ettirme lan! Bu hayatta bir aynaya baktığımda gördüğüme güvenirim. Bir de yukarı baktığımda göremediğimi. Nokta.